Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği üyeleri Milli Direnişin 29. yıl dönümünde atının huzuruna çıktı. Tören öncesi basın açıklaması yapan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Batı Trakya'nın sorunlarının devam ettiğine dikkati çekti. Devam eden süreçte 29 Ocak'ları çok hoş karşılayamıyoruz. Yunanistan'da bir iktidar değişikliği yaşanmıştı. Radikal söylemiyle birlikte Batı Trakyalılar için umut olan, özellikle bizim taleplerimizi zaman zaman dillendiren Syriza iktidarı iktidara geldiğinde Türk azınlığı mutlu edecek, Türk azınlık huzura kavuşacak demiştik. Maalesef büyük bir yanılgıya düştük. Son bir yıl içerisinde hiçbir olumlu gelişmenin olmadığına şahit olduk. Aksine baskılar had safhaya çıktı. Okullarımızın kapatıldığına şahit olduk. Belediye başkanlarımız hakkında gözaltı kararları çıktı, tutuklama kararları çıktı. Atina'da DEP Partimiz faaliyet yapmaya kalktı, bu faaliyeti esnasında saldırılara uğradı. Maalesef bildiğiniz Batı Trakya yine sıkıntılarla boğuşuyor. 2007 yılı ile birlikte tabii yine izlediğimiz süreçte müftülük makamımıza yönelik hak gasplarının da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle 240 imam yasası olarak bilinen Batı Trakya'da din öğreticilerinin Hristiyan Yunanlılarca tayin edilerek toplumumuza dinini öğretmeye kalkıştığını görüyoruz. Tabii bunun devamında gelen tuzağın ne anlama geldiğini Batı Trakya Türkleri çok iyi bilmektedir. Devamında gelecek tehlike şudur. Hristiyanlar tarafından atanmış olan bu din öğreticileri eliyle bizim halkımızın seçmesi gerektiği müftülerini bu kişiler vasıtasıyla seçtirilmeye çalışılacaktır. 2007 yılında veya devamında bu alanda da baskılara şahit olacağız. Bakın, bu toplum şüphesiz mücadelesini yürütecektir. 1988 yılında başlayan, biz Türk'üz diye Gümülcine Meydanı'nda haykıran Doktor Sadık Ahmet ve arkadaşlarının yarattığı ruh, bu toplum ruhunun ta kendisidir. İşte biz bugün canlı kanıtı olarak bu ruhun devam ettiğini göstermek üzere buradayız. 29 Ocak'ları anmak üzere buradayız. Sizlere 29 Ocak olaylarının ne anlama geldiğini özetlemek istiyorum. 1923 yılında bildiğiniz gibi Batı Trakya Türkleri Yunanistan'a Lozan Anlaşması ile emanet edilmiştir. 1950'li yıllara kadar ikili işbirliği ve anlaşmalarla bir nebze olsun nefes alan Batı Trakya Türkleri kültür protokolü sonrasında verilen tüm haklarını teker teker kaybetme noktasına gelmiştir. 1967 Cuntası, devamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve 1983 yılındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ile birlikte Batı Trakya Türklerine karşılık baskılar had safhaya çıkmıştır. Bu baskılar neticesinde adeta bir rövanş olarak görülen azınlığa ait 3 tane sivil toplum örgütümüzün, Gümülcine Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve İskeçe Türk Birliği'nin tabelaları indirilmiştir. Hüseyin, darbeci askerleri yad etmeyen Yunanistan'a tepkisini dile getirdi. Biz 29 yıldır Türklük onuruyla bir baş kaldırının, bir direnişin yıl dönümünü anmaya devam ederken, bu mücadeleyi ayakta tutmaya devam ederken, bakın, Yunanistan tarafından daha dün alınan kararla maalesef Yunan yargısı ve Yunan devleti adeta çifte standartını tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye'de kan akıtan darbeciler Yunan devletinin koruması altında iade etmeme kararıyla kalmaya devam etmektedir. Biz Yunanistan'ın bu tavrını da açıkça kınıyoruz. Ve ne işbirliğine
ne komşuluk ilişkilerine ne demokrasi anlayışına bu hareketin sığmadığını düşünüyoruz. Sayın Çipras'a seslenmek istiyorum. Sizin insanlık, demokrasi, hak, hukuk layık görmediğiniz Batı Trakya Türkleri bugün size Ankara'dan sesleniyor. 1923 yılından beri bünyenizde yaşamaya devam eden Batı Trakya Türklerinin tüm azınlık haklarını talep ediyoruz. Devamında da eli kanlı darbecilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne iade kararının çıkması iyi komşuluk ilişkilerinin gereği olacaktır diyoruz. Bu çifte standarda son verin ve bu darbecileri Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edin. Dostluk, komşuluk, hukuk, adalet kelimelerinin hakkını verin. Basın açıklamasının ardından heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Atatürk'ün mozolesine çönek bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hüseyin Misaki Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atam, Lozan Barış Antlaşması ile 1923 yılında Yunanistan'a emanet edilmiş olan Batı Trakya Türkleri tüm baskılara ve yok edilme çabalarına rağmen varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Var olma ve hak arama mücadelesinde ilkelerinizden aldıkları güç ile bu varlıklarını ilelebet devam ettireceklerdir. Yapılan tüm baskılara gerek Batı Trakya'da gerek dünyanın farklı yerlerine göç etmiş Batı Trakya Türkleri bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra onurlu var olma mücadelesini aynı kararlılık ve inançla sürdürmeye devam edecektir. Huzurunuzda bunun sözünü veriyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Avukat Necmettin Hüseyin, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı. Heyet ve katılımcılar Anıtkabir'deki törenin ardından 29 Ocakları unutmuyoruz, unutturmuyoruz konulu konferansta bir araya geldi. 29 Ocak neydi? Öncelikle onu kısaca özetlemek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz 1923 yılında orada bize sorulmadan dediler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti uygun gördü. Batı Trakya Türkleri buradan giden Rumlarla oradan gelen Türkler arasında mütekabiliyet dışında kalacak bölgede azınlık olarak Yunanistan'a teslim edilecek. Bunun karşılığında da İstanbul Rumları Türkiye'ye emanet edeceklerdi. Biz de devletimiz tabii ki uygun gördüyse bizim için hay hay dedik. Biz burada yaşamaya devam ederiz. Bizim doğduğumuz topraklardır. Bin senelik Türk varlığı geçmişi vardır. Biz zaten doğduğumuz yerlerden kopmak istemiyoruz dedik ve kaldık. Tabii 1923 yılında Lozan Anlaşması'yla bu gerçekleşti. Lozan Anlaşması yapılırken de iki ülke kendi arasında dediler ki biz bu azınlıkları karşılıklı emanet ediyoruz ama karşılıklı olarak da bu insanların mutlu olacağının teminatını her iki taraf olarak veriyoruz. Bu yetmedi. Dediler ki diğer ülkelere de uluslararası kamuoyuna da biz birbirimize garanti verdik ama siz de buna kefil olun, siz de garanti verin. Böylesine sağlam bir anlaşma ülkelerin sınırlarını çizmekle birlikte 36-41. Maddeleri arasında azınlık haklarını düzenleyen bir anlaşmadır. Gerçekten bugün gururu ve hüznü birlikte yaşıyoruz. Gururu yaşıyoruz çünkü bizim büyüklerimiz, ebediyete göçmüş liderlerimiz 1988'in 29 Ocağı'nda artık kemiğe dayanmış olan bıçağa dur demek için bir hareket başlatıyor. O hareket 88 yılında Davos'ta rahmetli Özal'la ikisi de ebediyete göç etti. Baba Papandreou'nun bir görüşmesi yapılacak. Ve diyorlar ki
tamam Yunanistan bize eziyet ediyor. Artık dayanılmaz bir safhaya geldi bu iş ama bizi buraya bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyla da buluşacaklar. İkisine de haykıralım birlikte. Biz Türk'üz, bizi burada bıraktınız ve biz artık dayanılamayacak baskılara maruz kaldık. Gerek vatandaşlık hakları konusunda, gerekse azınlık hakları konusunda Yunanistan'ın uyguladığı politikaların insanın tahammül edemeyeceği sınırlara ulaştığıdır. Hatırlayın, burada bisikletin dahi kullanılmasının Türkler için büyük olay olduğu süreçlerdir 1988. Ki 1988 Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olduğu bir süreçtir. Düşünün, insan hak ve özgürlüklerine en büyük değer verdiğini söyleyen Avrupa Birliği ülkesi bir ülke, üyesi bir ülkede vatandaşlık haklarını kullanamayan bir vatandaşlar var. Neden kullandırmıyor? Diyor ki sen Türksün, Türksen eşit vatandaş olamaz. İşte bisiklete ehliyet alamazsın, evini tamir ettiremezsin, dükkan açamazsın. Ya basit bir bakkal dükkanı açamıyorsunuz. Böyle bir süreç. Ve tabii insanlarımız hepimizin gurur duyacağı o 29 Ocak 1988'i Davos'a sesini duyurmak için Gümüşüne de toplanma kararı aldı. Ve 3 günlük bir süreçti. Batı Trakya Türklerine kefen biçildiği, Batı Trakya Türklerine artık burada Türkler yaşayamaz dendiği bir dönemde analarımız, kardeşlerimiz Balkan'dan bütün otobüs seferleri kaldırılmasına rağmen Gümüşüne meydanına koşuyor. Ve tek bir şeyi söylüyor. Biz Türk'üz, varız ve buradayız. Batı Trakya'da 1923 yılından beri süre gelen kazanılmış haklarımızı Yunanistan hiçbir zaman için bize vermedi. Örneğin şimdi İzmir'de yeni bir papaz atandı. Hatta Bartolomeos geldi bunu törenini yaptı, kutsadı orada. Bu vatandaş, Volos'lu bir Yunan vatandaşı ve 5-6 yıl önce Türkiye'ye geliyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanıyor. Ve biliyorsunuz burada görev yapması için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu var. Ve bu vatandaşlığı kazandıktan sonra burada da papazla görevini yapıyor. Ama bizim orada müftülerimizi seçemiyoruz. İşte 240 imam yasasıyla artık imamları da onlar atamaya başlayacak. Bizim burada niye Fener'deki başpapazı biz atayamıyoruz? Biz kendimize göre bir papaz bulabiliriz herhalde. Bugün 29 Ocak Milli Direniş Günü ve biz bu etkinlikleri anmak için bütün başkanlarımın da belirttiği gibi atamızın huzuruna çıktık. Batı Trakya Türkleri 29 Ocak 1988'de Yunanistan'ın almış olduğu kararlara ve tüm baskılara rağmen tüm dünyaya Türk olduğunu haykırmış ve o günden bugüne kadar da haykırmaya devam etmektedir. Biz bunu bugün atamızın huzurunda bir kez daha haykırdık. Ben de spor kulübü camiam adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, eski genel başkanlarım, şube başkanlarım ve çok sevgili Batı Trakyalı kardeşlerim. Genel Başkanımın da ve diğer konuşmacıların da söylediği gibi 29 Ocak bizim en kara günlerimizden biri. İnşallah bu kara günler ay günlere dönüşecek. Yalnız 1976 senesinde biz bir yürüyüş yaptık. Ben o zaman gençlik kolu başkanıydım. Ufak bir anı. Burada tek Ahmet kardeşim burada. Ahmet Mehmet'ti o zaman ismi. Burada bir yürüyüş yaptık. Batı Trakyalıların
İlk yaptığı yürüyüştü bu. Ankara Caddesi'nde çok büyük bir yürüyüş yaptık ve Anıtkabir'e doğru yürüdük. Önce Yunan konsolosluğuna, baş konsolosluğuna siyah çelenk bırakmak için siyah çelenkimizi hazırladık. Fakat o zamanki başbakan rahmetli Demirel, Batı Trakyalılar siyah çelenk koymasın dedi. Tabii devlet politikası. Biz çelenki bir tarafa fırlattık. Yeni çelenk yaptı. Adamımızın huzuruna çıktık ve şikayet ettik. O zamandan beri ilk defa böyle bir topluluğu görüyorum. Ankara'da inşallah bundan sonra sesimiz daha aykırarak çıkar. Ankara'ya sık sık geliriz de belki davamız çözülür. Hepinize iyi günler diliyorum.